sattım. Kuruduktan sonra tekrar atacağım. Tabanın iyice kapanana kadar bu işlemi tekrarlayacağım. Seçtiğimiz boyama işlemi bitti. Tamamen kurudu. Şimdi üzerine dekopaj kağıdı ya da çite kesiyoruz. Kenarlarından şu şekilde keserek kağıtlarımı hazırlıyorum. Kağıtlarımızı kestik. Şimdi tutkalla yapıştırıyoruz. Şu şekilde kağıdımızın arkasına sürüyoruz. İyice sürdükten sonra tepsimize yapıştırıyoruz. Diğer kağıtlarımızla aynısını yaparak yapıştırma işlemini bitiriyoruz. Yapıştırma işlemimiz bitti. Şimdi vernik yapıyoruz. Ben sprey vernik kullanacağım. Sizde farklı vernik varsa onu kullanabilirsiniz. Verniği birkaç kat atacağım. Ne kadar fazla atarsam tepsimin dayanıklılık süresi daha fazla artar. Atacağım, kuracak. Bir kat attıktan sonra kuracak. Tekrar atacağım, tekrar kuracak. Böyle birkaç kat atarak tepsimi kullanacağım. Tepsimi, boyama işlemini bitireceğim. Bir kat attım. Kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra tekrar atacağım. Bu işlemi bir 5-6 kez tekrarlayacağım.